Çözüm Rehberim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere en kolay şekilde bilgisayarınızda yüklü olan ikinci işletim sistemini nasıl silebilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Sizler de bu adımları uygulayarak 2 dakikada ikinci işletim sisteminizden kurtulabilirsiniz. Eğer bir sorun yaşarsanız yorum yazmayı, eğer videoda işinize yararsa like atıp abone olmayı lütfen unutmayalım. Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, yapmamız gereken şey çok basit. Aramaya geliyoruz. Sistem yapılandırmasına gireceğiz. Açılan pencere bu şekilde olacak ve burada ön yüklemeye geçeceğiz. Ön yüklemede işletim sistemleri sırayla gözükecek. Ben Windows 11'i sizlere video çıkarmak için yüklemiştim. Şu anda silmek istiyorum. Windows 10'u, yani şu an kullandığım Windows'u 11'e geçireceğim direkt olarak. SSD'de olduğu için bu çok daha rahat olacak benim için. Burada gördüğünüz gibi Windows 10'da 11'de gözükmekte. Onu silemiyorum. Silememenin nedeni geçerli işletim sistemi olarak bilgisayar onu görmesi arkadaşlar. İkinci işletim sisteminde sıkıntı olmuyor. Burada artık sil butonu devreye giriyor. Buna tıklamamız gerekecek. Sil dedikten sonra uygula deyip tamam derseniz Windows kendini yeniden başlatmak isteyecek. Yeniden başlatalım ve gelelim. Evet arkadaşlar, Windows 11'i sildik bu şekilde. Ama bir sorun var. Bilgisayarıma girersem siz de göreceksiniz. F diskine yüklemiştim Windows 11'i. Bunu düzeltmemiz gerekecek. Bunun için yapmam gereken çok basit. Aramaya geliyorum. Disk yazıyorum. Ve sabit disk bölümleri oluştur ve biçimlendir seçeneğe çıkacak. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Disk yönetimine geldikten sonra gördüğünüz gibi hard diskim ve SSD'm olarak ikiye bölünmüş. Bunların da bölünmüş yerlerini gösteriyor. Birimlerini daha doğrusu. D yerel diski ve F yerel diski olarak bölmüştüm ben hard diskimi. F'e de Windows 11'i kurmuştum. Bunu silmek için sağ tıklıyoruz. Birimi sil seçeneğine tıklıyoruz. Tüm verileri sileceğinden emin olun diyor. Sizler de kurtarmanız gereken dosyalar varsa kurtarmayı unutmayın arkadaşlar. Evet diyorum. Tekrar evet diyorum. Ve ayrılmamış olarak buraya geliyor artık. Burada birimi genişlet diyorum. Burada tümünü seçtiğine emin oluyorum. 1 TB diski ve sonra gidiyorum. Son dediğim zaman artık yerel sistem 1 TB olarak karşıma geliyor. İkinci işletim sisteminde tamamen kaldırmış oluyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım yararlı bir video olmuştur. Sizler de abone olup like atarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer bir sorunuz varsa yorum yazmayı unutmayın lütfen.